Abi ne haber? İyidir arkadaş Ya gibi. arkadaş ailesiyle sorun yaşamışlar. Birkaç gün bizde kalacak. Rahatsız etmeyin ben ya. Estağfurullah ya. Bacımızın üstünde yerin var. Bacınızın? Aynen. Kız kardeşim ranzada yatıyor. Üst tarafı boş. Yalnız benim yükseklik korkum var ama. Ne yapacaksın? Kızın yanında mı yatacaksın? Yok canım. Öyle bir alçaklık yapar mıyım? Aman diyeyim. Benim de alçaklık korkum var çünkü. Ya çıkıp gezelim de biraz keyfim var. Dur oğlum. Evi gezdireyim önce ya. Evde mi gezeceğiz oğlum? Dışarı çıkalım işte ya. Var evi gezdireyim diyorum. Koskoca ev. Ya, koskoca ev kendi başına gezemiyor. Niye? Sizin ev küçük diye elinden tutup gezdiriyor musun? Çıkalım mı artık hem? Vallahi midem kazınıyor ya. Geçen evdeki yemekten babam zehirlendi. Herifin midesini kazıdılar. Hastaneye zor yetişti. Dışarıda yerim o zaman ya. Yok ya, yalandan dışarıya para ver. Yok mi? Buradan alır, dışarıda hastaneye yakın bir yerde yerim. Bir şey olursa yetişiriz diye. Mantıklı. Tamam, buzlukta et var. Dışarıda çok bekletmeyin eti, bozulur, daha bugün al. Niye? Sevgilin mi bu benim, dışarıda bekletince bozulsun? Ne yapacağım? Beklemesin diye eve mi çağıracaksın ilk günden? Dışarıda bozulacaksa çağırayım gelsin. İlk günden eve gelirse zaten bozuktur, merak etme. Gel gel, dışarıda yeriz gel. Bu çantayı nereye koyayım ya? Altı biraz pis de. Boş bir yere fırlat işte ya. Baba! Ahmet! Ahmet'im! Bunu sana kim yaptı? Haydar'ın adamları yaptı baba. Şerefsiz. Ben o kızı seviyorum baba. Baba! Babanın ağzı nasıl şey? Baba! Bunu sana kim yaptı? Haydar! Niye? Oğlum kız hamileymiş. Hangi kız? Haydar'ın kızı. 5 yıldır evli baba o kız, normal. Seni kim dövdü oğlum? Haydar'ın adamı. Niye dövdü? Haydar'ın adamının kızıyla takılıyorum diye. Seni Haydar dövdürmedi mi? Yoo. Benim Haydar'ın kızıyla alakam yok baba. Ulan kız hamile deyince ben de senden sandım pezenek. Bizim çocuklar birbirini seviyor, evlendirelim dedim. Sonra dövdü. Baba dinlemedin ki. Peki Haydar'ın adamı niye bu kadar kızdı kendi kızıyla birlikte olmana? Kız hamile baba. Evli mi peki? Ha yok, evli değil. Ha o zaman güzel ya. Allah belanı versin lan senin. Bu kim baba? Haydar'ın damadıdır. Kim olacak? Baba. Oğlum. Sana bir de kötü haberim var baba. Önce kötüyü söyle. Kötü haber. İyi haber yok. Nasıl yani? Yani doktorla daha konuşmadım. Bir haber yok. Mehmet Bey. Doktor. Babam iyi mi? Tabii babanız gayet iyi bir insan. Onu demiyorum. Durumu nasıl? Ölecek miyim? Herhalde öleceksiniz a**lıyım. Ölümsüz müsünüz siz? Maalesef 12 parmak bağırsağınız işlevini yitirmiş. Aman doktor bey. O kadar parmağı nereden buluruz biz? Parmak değil salak, bağırsak diyorum. Vallahi bizim ailede toplasan bir elin parmağına geçmez bağırsak sayısı. 12 çok fazla. Belki camdan bağırsak yardım edecek birileri çıkar. Lan geliyor 5 parmak ha. Salak galiba biraz. Dayan baba. Bak 5 tane bulduk bile şimdiden. Ne yapmamız gerekiyor doktor? Maalesef tedavi Türkiye'de yok. Yurt dışında. O kadar parayı nereden bulacağız doktor? Ameliyat olsa bile tedaviye cevap verebilir mi bilmiyorum. Tedavi nerede olacak doktor? Amerika'da. Vallahi İngilizcem de yok ki nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Cevap derken vücudunuzun vereceği tepkiden bahsediyorum beyefendi. Ya işe yaramazsa peki? Maalesef bitkisel hayata geçebilirsiniz. He, vejetaryenim ben zaten, sorun yok. Sen ne zamandan beri vejetaryansın baba? Beynini yediği günden beri muhtemelen. Demek kızımı seven delikanlı sensin he? Evet efendim. Kızımı yaşatabilecek misin? Niye, ölüyor mu kızımız? Hayır yani bakabilecek misin anlamında söylüyorum. Felçli bir kız, niye bakayım ya, evlenip birlikte yaşayacağız işte. Ah be. Kim bu adam? Baba. Beyefendi oğlunuza sahip çıkın. Bu ne rezillik? Birbirlerini seviyorlar ama. Cebinde 5 kuruş olmadan mı sen? En azından oğluma bugüne kadar tek bir haram kuruş yedirmedi. Hiç parası yok ama. Tamam işte ben haram kazandığım için hiç vermedim ona. Ulan kızım mı bakacak çocuğunuza? Ya bizim kimseye ihtiyacımız yok. Para verirsin yani bana. Ne vereceğim lan? Açlıktan öl. Benim de oğlum vardı bir zamanlar. Ne oldu oğluna? Harçlıktan ölü çocuk. Çok para veriyordum. Adı neydi? Zekeriya Engin. Kimliğinde Z.Engin yazıyordu zaten. Sığma. Lan herifin ismi bile zengin diye geçiyor kimlikte ya. Dünür kaç lira veriyordun çocuğa harçlık? 1 lira. Güllük. Tek tek söyle yavaş dünür. Tek lavaş dürüm mü? Ne zamandır yemek yemiyor lan bu çocuk? O kadar para verdim anında yedi. Yemeğe desene neyse. Az veriyorsundur sen. Çok ver bak bakalım bitirebilecek mi? Allah 200 lira. Oha! Ben dedim ama yiyor diye. Çok gelmesin 200 lira. Neyse birkaç gün bir şey yemez. Baba, Cavit amca geldi. Rasim Bey. Cavit Bey, evin kirasını ödemeyi düşünmüyorsunuz galiba. Nasıl ödeyeceğimi düşünmüyordum aslında. ATM'den IBAN'a gönderseydin işte. Kime? IBAN'a diyorum. Ya da bana aynı şey. Para yok Cavit Bey. Bir hafta içinde evi boşaltın. Bir haftada nasıl boşaltalım Cavit Bey? Ulan bir tane eşyanız yok. Kapıdan çıksanız boşaltmış sayılırsınız zaten. Nerede yatırız evimiz yatağımız olmadan bu soğukta? Ya yatak değil sorun. Başımız sokacak bir yeri olsa yeter. Ulan sadece kafanı soktuğun yere yatak nasıl sığacak? Koca kafa. Tamam işte biz de başımız sıkıştığı için yardım istiyoruz zaten. Ya bırak yatağı, kafam da sığmıyor diyorsun ya. Cavit Bey daha çocuğun okulu var, yapmayın ne olur. Okulu mu var? Ulan okul yaptıracak param var, kira yok ama ha? Yok şu an okuyorum ben. Ne olacaksın okul bitince? Mezun olacağım. Babanın borcunu ödersin o zaman. O zamana kadar nerede kalacağız? Ben şimdiye kadar nerede kaldım? Ayakta kaldınız Cavit Bey, otursaydınız. Doğru cevap. Siz de ayağa kalkıp götünüzü kaldırıp iş arayacaksınız. Tamam Cavit Bey. Neyse ben yoruldum. Evimde olacağım. Parayı bulunca ararsınız. Tamam, iyi günler madem. Tamam. Tamam siktirin gidin artık, yatacağım diyorum. Evimde olacağım dediniz ya. Burası kimin evi salak? Haklı o...
çocuğu. Oğlum, doğum günün kutlu olsun. Arkanda ne var baba? Ne varmış? Ne oldu? Pardon, elleri. Abi, kapat gözlerini. Ne aldın lan, heyecanlandırma. Tamam aç. Nerede? Bir şey aldım da pişman oldum ya. Sen görmeden yok edeyim dedim. Ulan dalga mı geçiyorsunuz? Bugün benim doğduğum gün ya. Salak, bugün mü doğdun sen? 24 yıl oldu sen doğalı. Ya mantıklı ama ne alakası var şimdi? Tamam lan tamam, sürpriz yapalım dedik, sakin ol. Oha ne aldın baba ki? Nasıl? Süper. Oha bir dakika, ben de görmek istiyorum. Görmek istiyor musun? Çok yaşa. Sen de gör. Baba yakıştı mı bu şimdi? Sana aldım oğlum zaten. Belki sana yakışır. Al. Baba yeter, defol git ya. Tamam lan, bir şaka yapayım dedim, burnundan geldi be. Kolumda iğrenç bir şey var, al onu. Hapşırdım ya, burnundan geldi herhalde. İnsan bir ağzını kapatır ya. Hapşırırken ağzını kapatırsan beyin damarların tıkanır, ölebilirsin. Oha bir yaşıma daha girdim, ilk defa duyuyorum. Tamam lan, kutladık işte, söyleyip durma. Lan bir mum yakaydınız da üfleseydin bari ya. Hasiktir, elektrikler kesildi. Ne yapacağız lan? Şimdi bari mum yakalım, karanlıkta kaldık. Tamam ama tek bir şartla. Neymiş o? Üfleme s**erim, önümü göremiyorum. Serkan sen misin? Evet efendim. Mekanımı sen mi kurşunladın? Efendim tatsızlık çıkınca... Sıkın mı lan kafana sen? Bu şekilde olmaz ki ama ben tek kişiyim burada, siz kalabalıksınız. Tamam, istediğini çağır. Nasıl çağıracaksın? Serkan Bey, unutmadan iki tane şoker hakkınız vardı. Birincisi telefonla aram hakkınız, ikincisi adres verin, çocuklar gidip alsın. Telefonla aramak istiyorum. Kimi aramak istiyorsunuz? Faso Kemal. Faso Kemal. Bizde numarası var. Merhaba Kemal Bey. Aleykümselam. Yanımda bir arkadaşınız var, biraz mağdur. Sizden yardım almak istiyorum. Müsait misiniz? Hayırdır, sen kimsin kardeş? Ben mi? Evet sen. Ben Ramu. Kapattı. Çünkü bana borcu vardı pezevengin. Onu da alacağız. Neyse, zamanınız da kalmamış zaten. Serkan Bey, sizi borç göndermek zorundayım. Alın bu şerefsizi. Beni çağırmışsın patron. Bir adamı öldüreceksin. Paranın yarısını işten önce, yarısını işten sonra alacaksın. Patron ya paranın yarısını alıp öldürmeden kaçarsa? Merak etmeyin, mecbur öldüreceğim, para lazım çünkü. Açlıktan ağzım koktu. Koku buraya kadar geldi zaten, merak etme. Adresi burada. Adamı canlı canlı toprağa gömeceksin. Öldür demediniz mi? Niye canlı gömüyorum? Hayır, canlı canlı. Yani hızlı bir şekilde göm ki gömerken kimse görmesin, anladın mı? Tamam. Hem canlı gömsen ne olacak salak? Herifi gömdükten sonra ölmeyecek mi zaten? Ya o zaman hiç dokunmayalım herife. Bir gün zaten ölmeyecek mi nasılsa? O nasıl mantık amına koyayım? Salak, herifi gömdükten sonra ne kadar dayanacak ki? Herif ne kadar nefesini tutabiliyorsa o kadar dayanır. Sen ne kadar tutabiliyorsun? Bilmem, denemedim. Ulan ben bayağı tutabilirim. Sen tut zaten, ağzın leş gibi kokuyor. Ne yapıyorsun salak? Elinde tutmayacaksın nefesini, ağzında tutacaksın. Neyse al şu silahı, bununla halledeceksin. Patron ne yaptın? Oğlum yanlışlıkla oldu, derin nefes al. Ambulans çağıracağım. Burundan al, ağızdan ver, doğrusu bu. Ben yardım çağırıp geliyorum. Sen siktir onu, yanlış biliyor. Ağızdan al, burundan ver. Ambulansa gerek yok. Çok büyük bir yara değil zaten. Yara için değil oğlum, ağzına baksınlar. Belki tedavisi vardır, bekle. O kadar kokuyor mu ya? Hala konuşuyorsun ama. Selamünaleyküm. Oo baba, evin yolunu bulabilmişsin böyle güzel. Evet kafam güzel. Kaç gündür evi arıyorum anca bulabildim. Baba dayak yemiş gibisin, ne bu halin ya? Oğlum evi bulana kadar bir sürü eve girmişim, dayak yedik mecburen. Baba ciddi misin ya? Neyse annenize söyleyin de yemek hazırlasın, çok başım ağrıyor. Bu saatte yemek mi yiyeceğim baba? Bu saatte nasıl yiyeyim salak, şimdi hazırlamaya başlasa 1-2 saate anca yemeye başlarım. Yo 1-2 saate yemeye başlasan yemen daha uzun sürer. Neyse tokum zaten ya, başım ağrıyor boşver. Toksan niye annen yemek hazırlasın diyorsun, başın da ağrıyor. Tamam işte annen yemekle uğraşsın, bana bulaşmasın diye diyorum, tokum ben. Baba annemi sevmiyorsan niye evlendin ya? Babaannen mi? Annemle diyor. Oğlum eskiden seviyordum, şimdi mi evlendim ben annenle? Şu an sevmiyor olabilirim. Böyle bir adam nasıl baba olabilir anlamıyorum ya. Salak, bütün adamlar aynı şekilde baba olur. Hala öğrenemedim bunu. Valla biliyorum, aynı şeyi ben de yaptım ama çocuk olmadım. Allah korusun oğlum, kaç yaşındasın daha? Korunmak için başka bir şey kullanıyorsun salak. Allah korusun deyince korunulmuyor. Sen nereden biliyorsun baba? Ya uzun zamandır ben de korunuyorum ondan. Allah baba iyi yırtmışsın, yoksa o kadar çocuğa nasıl bakacaktın? Aynen korundum ama Allah'tan yırttım, yoksa siz de olmayacaktınız. Biz uyuyalım. İyi geceler baba. Oo, baba hayırdır? Misafir odasında uyumuşsun. Annem mi kovdu yoksa? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Dün misafir olarak annenin arkadaşı geldi. Onun yanında uyumuş. Baba ne diyorsun? Hiç mi görmedin kadını? Yatılır mı kadın yanına ya? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, yanına yatmadım zaten. Üstüne yatmışım. Sorun da bu. Baba ayıp değil mi bu yaptığın? Nasıl yaparsın bunu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, ayıp şeyler yaptık. Aramızda kalsın. Ya annen gibi kadına yapılır mı lan bu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Annen gibiydi oğlum kadın, dayanamadım. Bilirsin, anneni beğenir. Baba hareketlerin bazen çocuk gibi geliyor ha. Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, bir çocuk geliyor. Kaza kurşunu. Lan ne diyorsun, ne çocuğu? Hiç mi aldırmıyorsun söylediklerimi sen benim ya? Nereden duydun? Neyi lan? Evet, aldırmayı düşünmüyorum. Sonuçta o da benim çocuğum. Lan şurada karını çocuğunu düşürdün, hallere bak be. Tıpı. Nereden duydun? Neyi lan? Evet, az önce kadın aradı. Galiba çocuk düşmüş. Yazın. Ah, bana bir şeyler oluyor. İyi misin lan? Sen aldırma baba, devam et. Düştüm ben. Evet, bu saatten sonra seni aldıramayız zaten. Artık çok geç. We'll be right back.
Ne işin var senin burada? Patrondan mesaj var. Sana kaç kere çocuğum evdeyken buraya gelme dedim. Tamam lanet olası, mesajı verip gideceğim. Baba bu abi kim? Arkadaşım o. Beni görmeye gelmiş. Tatlı çocuğun varmış dostum. Ona iyi bak. Ne demeye çalışıyorsun sen? Defol git buradan. Tamam haklısın, çocuğun yanında. Bu şekilde yanlış oldu. Burada konuşabilir miyim? Patron diyor ki, borcunu siliyorum dedi, affettim onu dedi. Bunu söyledi, konuşturmuyorsun ki beni. Ve şey dedi, yoklar şu parayı alsın dedi. Çocuğa dedi bir şeyler alsın. Dedi de, çocuğu vurduk dedi. Patron sen ararsa sakın çocuğu vurdu falan deme ha. Geçsen dersen patron beni söyleyemezsin. Artık bir şekilde öğrenemez, tamam. Ve şey dedi, ne sen gelecek misin? Ha seni götürecektim ben. Hep karıştı ya. Bu kesin beni öldürecek. Hah. Tamam fırfır verdi. Aynen. Baba. Oğlum. Neden döndün? Anladım ki benim yerim burası. Ancam aklına geldi. Ulan hiç sorma. Ev benim, enayi gibi ben gittim. Siz gidin nasılsınız? Evet terk ettiğin yetmedi. Bir de ev senin diye sana kira ediyoruz aylar. Şimdi kirayı. Anneniz nasıl? Annemi sen gittikten sonra hastaneye yatırdım. Evde sadece ikiniz mi kalıyorsunuz artık? Evet ne oldu? Ben öğrenciye ev vermiyorum. Hadi çıkın hadi. Ya annem hastalandı dedik. İnsan üzülür biraz ya. Ulan annenizin yaptıkları beni bu hale getirdi. Annem ne yaptı be? Ulan sizi yaptı. Daha ne yapsın kadın? Her gün çıkıp seni aradık be. Bir de dediğin laflar. Nerede aradınız? Kapıya inip aradık. Evde telefon çekmiyor. Ama açmanın telefonu. Ulan lafı uzatacaktınız. Sonra bir ton yazacaktı. Sonra yüklü fotoğraf ödeseydim. Ben arayınca sana yazmıyorum. Merak etme. Cahil. Senin faturanı kim ödüyor? Şerefsiz. Gel demişti uzatma. Bu saatten sonra gelsen ne yazar be? Bir şey yazmaz. Merak etme. Evde telefonlaşacak değiliz. Sesimi duymak isteyen yok zaten. Telefonlaşma. O zaman yazar. Ulan sesini duymak isteyen yok diyor. Ne yazması? Aramak istemezse yazar diyorum işte. Mesaj atar. Ağzım bozdurma söveceğim şimdi. Yapmadığım şey değil biliyorsun. Sizin ben ananızı s**eyim ben. Anan ne? Yapmadığım şey değil biliyorsunuz. Doğru ya. Yaptı ki oldu. Aynen. Şöyle ikinizin ortasına doğru atıyorum paylaşın. Kardeş payı. Hadi bakalım. Baba. Siz uyumadınız mı hala? Sabah oldu. Baba neden gidiyorsun? Benim bu evde işim bitti artık. Baba tamire mi geldin? Ne işi? Burası senin evin. Anneniz beni bu evde istemiyor. Bu evde istemiyorsa başka eve taşın. Belki evi istemiyordur bilemez. Lan ne alakası var? Baba ne olur konuşun annemle. Belki düzelir. Bu kaçıncı gidiş? Bu saatten sonra düzelmez. Artık çok geç. Madem saat çok geç yatıyor. Belki öğlende düzelir. Anlamıyorsunuz. Başka bir kadın var hayatımda. Anneniz öğrendi. Bunu bize nasıl yaparsın baba? Ulan sizi mi aldattım? Annenizi aldattım. Yazık değil mi lan? Nasıl bakacaksın annemin yüzüne artık? Ya bakmayacağım ki. Ondan gidiyorum ya zaten salak. Baba hadi annemi geçtim. Bizi de mi düşünmüyorsun? Oğlum sizi de düşündüm lan. Benim altımda iki tane kızı var. Hayda iyice şaşırdı bu adam ya. Dur lan şaşırdın. Üç tane kızı vardı pardon. Baba yeter. Yeterdir lan. Üç tane neyinize yetiyor? Annem yanacak. Git artık laf sokup durma. Anneniz çoktan uyandı oğlum bu duruma. Yoksa gider miyim? Manyak mıyım ben? Oğlum bir şey söyle şuna cevap veremiyorum lan. Yeter be ne yaptın belli değil. Sürekli git gel yapacaksan biz yokuz baba. Ulan zamanında sürekli git gel yapmasaydım siz zaten olmayacaktınız. Hıyar. Oğlum bırak gitsin bırak görmezden gel. Oğlumun neyi var doktor bey? Ben de onu soracaktım Kemal bey. Oğlumuzun neyi var? Nasıl yani? Parası pulu var mı yani? Ameliyat çok pahalı çünkü. Ya doktor bey gerekeni ben yapacağım. Ameliyat gerekiyor. Onda mı sen yapacaksın? Ameliyatı ne kadar yaparsınız peki? Vallahi şimdi girsem 2 saate yaparım. Lan hayır fiyatını soruyorum. Maalesef hayati risk taşıyan bir ameliyat. Kesin bir sonuç yok yani. Yok yok çocuk iyileşir de o parayı verdikten sonra siz çok yaşamazsınız. Ne kadar diyorsunuz? Vallahi en fazla 20 gün aşağı dayanırsınız diyorum. Sonra ölürsünüz muhtemelen. Lan fiyatı soruyorum. He 300 bin. Baba. Oğlum. Her şeyi duydum. Ölecek mi? O nasıl soru oğlum? Tabii ki öleceksin. O kadar parayı nereden bulacağım ben? Baba sen yapma bari yarım saatte dinliyorum herif sürekli laf sokuyor. Hasta etti beni içeride. Hastasın oğlum zaten. Allah'ım ter bastı. Hastalık bütün vücudu sardı ondan terlemişsindir. Lan yeter! Doktor bey ameliyata para yok bari ilaç yazın. Yazsam ne olacak ilaçlar sabah akşam tok karnına. Ulan para yok diyorsun çocuğun karnını nasıl doyuracak? Yarım saattir laf yiyorum merak etme doydum ben. Yaz ilacı. Hadi karnın doydu ilaç bedava mı amına koyayım? Elim havada kalmasın. Hak ettin ama herif affetmiyorum ne yapalım? Bir dahakine hadi. Straight down.